Sen deyin. Merhabalar, kültür gündemini paylaşmak üzere bu haftada birlikteyiz. Bu haftada salgının kültür alanının etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz karantina başladığından bu yana farklı alanlara, farklı disiplinlere ekranlarımızı açtık. Yayıncılarla, kitapçılarla, ressamlarla, tiyatrocularla, sinemacılarla konuştuk ve hem salgın dönemini nasıl geçirdiklerini dinledik hem de sorunlarına ses olmaya çalıştık. Bu akşam da odağımızda müzik var. Müzik elbette susmadı ama sektör durdu ve konserler yalnızca online ortamda yapılabiliyor. Peki bu durum bağımsız müzisyenlerin, müzik emekçilerinin nasıl etkiliyor? Bu soruların sevdiğimiz gruplardan toplumsal meselelere her zaman şarkılarıyla ses olmuş Pekin solisti İrfan Alış'la konuşacağız. İrfan Alış'ın Pekin bir de çağrısı var diyorlar ki bir dijital albüm yapalım. Albüm gelirini ihtiyaç sahibi müzisyenlere aktaralım. Bu çağrıyı da konuşuyor olacağız. İrfan Bey yayınımızda. İrfan Bey merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bu çağrıyı konuşalım isterim sonrasında ama önce bir durum değerlendirmesi yapalım. Genel olarak sormak isterim. Salgın, karantina koşulları bağımsız müzisyenleri, müzik emekçilerini nasıl etkiledi sizce? Mekanların kapanması... Aynı zamanda bütün aktivitelerin bitirilmesi, başta bu sektörde çalışan, sesim biraz yankılanıyor ama nasıl oldu? Evet, biraz yaklaşırsanız çok zor duydum sizi. Yani birçok insan şu anda çalışmıyor, mekanlar kapandı ve daha çok telif almayan ya da arka planda çalışan insanlar, gündelik çalışan ve örgütlü, maalesef bizim sektörümüz örgütlülüğün olmadığı bir alan. Dolayısıyla bu da bizi çok etkiliyor. Özellikle bu gündelikçi çalışan, geri planda görmediğimiz insanların ve tabii ki bağımsız müzisyenlerin, müzikten geçinmeye çalışan insanların durumu çok kötü oldu. İşin kötüsü ne zaman bunun biteceği de belli değil. Belki uzun dönem bir yıla dayanacak belki de. Belki daha fazla. Bunu görünemiyor, öngörülemiyor. Dolayısıyla durum berbat. Şöyle bir algı var aslında. Onu dile getirmek isterim. Pek çok kişi zannediyor ki sanatçılar zaten müzik dijital ortamdaydı. Şimdi sanatçılar zaten dijital ortamlardan telif gelirlerini elde ediyorlar gibi. Durum böyle mi gerçekten sormak isterim. Bir de sizin söylediğiniz gibi sahne çalışanları var, stüdyo çalışanları var, bunun teknik ekibi var. Şimdi şahsen işte dijitalde kendi bağımsız yayınlayan müzisyenlerin diğer dijital kanallardan gelen gelirleri kesilmiyor. Ve onlar ödeme almaya devam ediyorlar. Biz de bu sayede grubumuza bağlı, grubumuzun içinde çalan ya da geri planda olan arkadaşlarımıza hal hatır sorduk. İhtiyacı olan var mı, nedir diye. Onlarla gerekli şeyi yaptık. Çevremizde tamam her şey okey ama bir de şöyle düşünün. Belki yüzlerce mekan kapandı. O mekanlarda sesçilik yapan, o mekanlarda garsonluk yapan, o mekanlarda yaşamaya çalışan insanların hiçbir güvencesi yok. Yani çoğu sigortasız çalışıyor. Bu gruplarda sadece şeyler yok, çalan insanlar yok. Bir de bunun dışında rodiler var, ses yapanlar var, ışık yapanlar var, management, tur menajerliği yapanlar var. İşte bir sürü insan var, göründüğünden çok daha fazla bir ekip bunlardan para kazanmaya çalışıyor. İşte kültür merkezlerinde çalışan, geri planda gündelik olarak gelen, işte gündelik olarak oralarda yevmiye usulü çalışan sesçiler, işte stüdyonun içinde stüdyolarda kayıt yapmak için uğraşan insanlar, yani bu müzik sektörü göründüğünden çok daha fazla insan var. Ve biz bir çağrı yaptık, evet. Çok fazla ses bulmadı açıkçası. Ama yine de vazgeçmiş değiliz. Yani biz bu albümü öyle ya da böyle az şarkıyla da olsa çıkaracağız. Bu zor günlerde nasıl bir çalışma yapmak istiyorsunuz? Nasıl oluşacak bu albüm?
Yani şimdi buradan sesten, yani fikir, benim söylemek istediğim asıl bu salgınla da ilgili değil. Yani bizim gibi bağımsız olan müzisyenler, bizim mesela kaydedilmiş bir iki şarkımız var ve kaydedilecek şarkılarımız var. İşte Özgür Ulusoy var bizim grupta. Onun bir orkestrası var, isimsiz orkestra. O birkaç şarkı yapacak. Biz vereceğiz. İşte birkaç amatör arkadaştan, amatör, yarı amatör arkadaştan gelecek. Birkaç diğer gruplardan, Başıbozuk'tan, işte Ömer Erciyes gibi arkadaşlardan parça verme sözünü aldık. Yani şu anda bile 10-15 şarkıyı geçtik. Hayalimiz ise şuydu. Her kitlesi olan grup birer şarkıyla bu albüme katılsın. Ve bu albümün gelirleri bir dernek ya da bir şeye verilsin. Onlar da ihtiyacı olan müzisyenlere, sadece müzisyenlere, bağımsız müzisyenlere ve arkasında gücü olmayan şeylere yatırılsın. Ve bu, biz şarkımızdan feragat ediyoruz. Yani o gelir geldikçe hep bu iş için kullanılsın. Yarın öbür gün yine bu ihtiyaçlar olacak. Hastası olacak, zor duruma düşeni olacak. Bu devamlı bir vakıf gibi kullanılsın diye bir fikir attık ortaya. Nasıl olur, nasıl, teknik konularla benim de çok büyük bir bilgim yok ama gördüğüm kadarıyla güzel bir fikire benziyor. Çünkü çok fazla mesaj aldık. Yani bu konuyla ilgili yardım etmek isteyen insanlar var. Onların hepsinin şeyleri bizde var. Biz kendi kayıt sürecimizi bitirip toparlamaya çalışıyoruz. İşte bu bir ay gibi bir zaman demek en az. O zaman da toparlanacak ve bunlar dijitalden yüklenecekler. Türkiye'de basım yapmak zor. Zaten basım yaptığınız anda bütün müzik gelirlerini çeşitli dernekler alıyorlar ve onlardan müzisyene, yani müziği yapan insana zaten hiçbir şey gitmiyor. Yani düşünün, 100 liralık bir gelir varsa bu ülkede, sadece ve sadece 8 lirası müzisyene gidiyor. O müzisyenlerin 8 lirasının da %95'i dizi müziklerine gidiyor. Bu bilgiyi kimse çoğu zaman söylemez ama ben buradan söyleyeyim. Yani gerçekte dinlediğiniz şarkılar, radyolarınızda duyduğunuz veya sizin playlistlerinizde dinlediğiniz şarkıların gelirlerinin sadece %2'si bize ulaşıyor. Yani biz derken bütün böyle üretim yapan insanlara, eğer Türkiye'de legal bir albüm bastıysanız. Biz ise artık Türkiye'de albüm basmayı bıraktık. Çünkü yaşayamaz hale gelmiştik. O yüzden dijitale kendimiz yüklüyoruz ve maalesef ülkemizde artık ne plağımız ne CD'miz basılıyor. Basmıyoruz. Çünkü bastığımız zaman devlete gidiyor paralar ve o para, devlet bizim telif kanunumuzu bir türlü gündeme getirmediği için de, yani müzisyenlere çok ilgilenmediği için de artık müzisyenler bu yönden yaşamaya çalışıyorlar. Yani burada büyük bir gelirden de bahsetmiyoruz. Yine biz albümlerimizin çoğunu kendi cebimizden veriyoruz yeri geldiği zaman. Hayatlarımızdan kesiyoruz ya da. Ve tabii ki en büyük gelir kaynağımız ve üretim yapmak için gerekli olan maddi parayı aldığımız yer konserlerdi. Ve şimdi artık o konserler de olmayacak. Ve bir şekilde örgütlenmemiz gerek. Maalesef Türkiye'de muhtarlar bile örgütlü. Şeyler bile, tarımda bile bizden çok örgütlülük var. Müzisyenler örgütlenme kelimesini nedense şey yapamıyorlar. Bunu sorayım gerçekten. Benim de sormak istediğim sorulardan biriydi bu. Bir araya gelip konserler verilebiliyor mesela, dayanışma konserleri yapılabiliyor ama Türkiye'de geçmişte de böyleydi belki. Müzik alanındaki çalışanların, özellikle bağımsız sanatçıların bir örgütü yok ya da var olan örgütlerle ilgili büyük tartışmalar var. Bu durum neden böyle dersiniz? Ya birincisi, biz aslında sendikamız olsun istiyoruz. Ama o sendikanın kurulması, adını duyduğu anda sendika kelimesini, bu ülkede sendika nefret edilen ve devlet tarafından yok edilmeye çalışılan bir şey. Ha, onlar söylemeyecektir öyle olduğunu. Var olmalarını sağladıkları sendikalarda sonuçta iktidarın ya da var olan güçlerin, ya da iktidar demeyelim de siyasetçiler diyelim. Ben burada sağ sol da ayırmıyorum. Yani sonuçta herhangi bir belediyede sendika güçlendiği zaman
solcusu sağcısı fark etmiyor. Sendikaya aslında çok sıcak bakmıyorlar yani. Baksalar da o sendika onların dediğini yapmadığı güne kadar şey oluyor. Yani sendika aslında Türkiye'de var olması istenmeyen bir örgütlenme biçimi. Biz daha önce bağımsız müzik oluşumu kurduk. Bir sürü saçma sapan isimler altında örgütlenme çalışması denedik. Neden? Çünkü asıl sorunu bir türlü yapamıyoruz. Biz bir sendika istiyoruz yani. Müzisyenlerin bir sendikası olsaydı şu anda kendi haklarını isteyeceklerdi. Ankara'ya direkt ulaştırabileceklerdi ya da nereye ulaştıracaklarsa. Telif hakları ile ilgili şey yapacaklardı. Maalesef bunu yapamadığımız için böyle şeylerle ses getirmeye çalışıyoruz. Kimisi bunu bizim kendi PR'ımız olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla ya da bu tip saldırılara geçiyor. İşte ya da kimisi bunun işte olmayacak duaya amin denmesi olduğunu iddia ediyor. İşte bir şekilde bunun egolar var. Çok büyük egolar ve kötü düşünceler de var. Starlık kurumuna inanıyor çoğusu. Star olmayı düşünüyor ve starlığın çok önemli bir şey olduğunu düşünüyor. Ama yevmiyesini kazanamayan bir müzisyen durumunda kalınca starlığın sadece işte starlar da 1 milyon insandan 10 kişi oluyor. Zaten sistem onlara okey dedirttirdiği için star olmalarına izin veriliyor bir yere kadar. İşleri yolunda gidiyor. Ona okey diyor, buna okey diyor ve sonuçta bu duruma düşüyoruz. İşte 100 milyon işte para kazanılıyorsa bunların çoğu plak şirketleri, aradaki aracı şirketler ya da dijital platformda bizim yüklediğimiz siteler tarafından alınıyor ve bize bunun çok az bir kısmı veriliyor. Oysa bizim bir sendikamız olsaydı ve çok daha örgütlü olabilseydik, kendi kurallarımızı kendimiz koyabilecektik ve haklarımızı koruyabilecektik. Bunların yapmaya maalesef çok çok uzağız. Herkes kendi Instagram sayfasında işte konserler yaparak insanlara bir şekilde ulaşıyor. Bunu da iyi niyetle yapıyor. İnsanlara moral vermeye çalışıyor. Yani aslına bakarsanız bu çok yüce bir davranış. Kendi evlerinde, ya benim duyduğum konuşulanlar arasında evde soğan pişirmeye başlayan müzisyenler var şu anda. Yani kirasını ödememiş, şu an itibariyle evini terk etmeye hazırlanan, saçma sapan konumlarda yaşamaya çalışan insanlar var. Ve ne yapacağını göremeyen insanlar. Bu insanlar devlet tarafından verilen haklardan da faydalanamıyor. Çoğu çünkü maalesef kayıtsız. Kayıt yapılamıyor bu sistemde. Ve karanlık bir döneme girdik. Yani oradan çıkmak için de tek yolumuzun dayanışma olduğunu düşünüyorum hala. Bir yerinden birileri başlasın. Yani sonuçta biz yarı ünlü bir grubuz. Ünlü sayılmayız. Çok az bir kitlemiz var. Ulaşabildiğimiz kadar ulaşıyoruz. Oysa bu ülkede binlerce sanatçı var ve kenarda da kıyıda köşede kalmış mutlaka bir şarkıları vardır. Olmadı bir küçük bir setup'la kayıt yapılır. İşte bir ay içinde binlerce şarkının olduğu bir albüm çıkarılır ve buranın gelirleri de bu işleri düzenleyecek bir kuruma devredilir. Onlar, insanlar oraya başvurur. Parasını oradan alır ve sadece bu müzisyenlere dönük bir şey olur. Ve insanlar da belki bu şeye katkıda bulunmak için. Çünkü insanlara şimdi yardım kampanyası söyleniyor. Oysa yardım edecek bir durum yok. Yani insanların durumu da çok kötü. Sadece müzisyenler değil ki. Yani dükkancılar yok, kafeteryalar kapalı. Kim ne verecek, kim verebilir bu parayı? Ama albüm yaptığımız zaman bu insanlar onu dinleyecekler sadece. Dinledikleri zaman bu gelirler oraya yatacak bu telif hakları. Ve öyle bir mantıklı bir çözüm olduğunu düşündük. Bahsettiniz, Starlık Kurumu'ndan bahsettiniz. Açıklamanızda demiştiniz ki neden Sezen Aksu Tarkan bir şarkı vermesin diye. Onların özelinde değil ama bu çağrı o anlamda da yıldızlar anlamında da değil, yani, karşılık buldu. Onlar da dayanışmaya katılıyor mu? Ya onlara sesimizi duyurmak lazım. Onlar yapsın bu işi zaten. Biz de verelim ama sonuçta siz de biliyorsunuz. Şimdi 1 milyon dinlemeyle kazanılacak bir paranın 500 milyon bir dinlemeyle kazanılacak parayla arasındaki fark büyük yani.
Bence yani fikir önemli burada. Yani Tarkan iyi bir insan, Sezen Aksu da iyi bir insan. Bence bu fikri duydukları zaman bizden almaları lazım. Çünkü biz sonuç olarak onlar bu müziğe bizden çok daha fazla emek verdi. Kötü bir yani başlık yanlış olmuş oradaki aslına bakarsanız. Benim söylemek istediğim şey buradaki fikir. Yani benim söylediğim sadece basit bir olay. Yani binlerce şarkı olan tek bir albümden bahsediyorum. Bunu yüklüyoruz. Adını da dayanışma mı koyuyoruz? Zor günler mi diye koyuyoruz? Karantina müzikleri mi diyoruz? Bir şey diyoruz. Herkes şarkısını bir iki elin varsa kenarda, olmayana da bir şey demiyorum ama varsa bunu buradan veriyor. Haklarından da feragat ediyor. Diyor ki bütün haklarımı ben bu oluşuma bağışladım. Ve bu dakikadan sonra sadece bu bugün içinde değil, o günden sonra ilelebet bu haklar oraya bir fon gibi yatacak. Ve bu arttıkça bu sayı, sonradan da yükleyebilir insanlar buraya. Arttıkça bu sayı binlerce bir şarkı olan bir şey olacak, bir platform olacak. Ve oradaki bütün gelirler hep müzisyenler için zor duruma düşen ya da zor bunun için kullanılması gerekiyor. Ben açıkçası para pul işlerinden anlamam. Bu tip şeylerle de ilgilenmeyeceğim büyük ihtimal gelecekte. Bunlar bir atıyorum bir derneğe ne bileyim. Ben bu konuda fikri önemsiyorum. Yani sonuçta beni de boş verin. Yani biz sonuçta buna yardım edeceğiz. Biz de vereceğiz bir iki şarkı. Ama sonuçta bu fikir çok önemli bence. Olabilir. Zaten benim söylediğim şey bu fikrin dönüşeceği şey platform, o platformun sonunda varmasını benim umut ettiğim şey bir müzisyenler sendikası gerçek anlamda. Ve bizim şu anda elimizde... Bizim dileğimiz de bu albümün gerçekleşmesi ve elbette ki dileriz sonrasında sizin söylediğiniz gibi bir platform kurulur, bir sendika kurulur. Çünkü gerçekten müzik alanının, müzik emekçilerinin buna ihtiyacı var. İrfan Bey son olarak şunu sormak isterim. Çünkü benim gibi dinleyicileriniz bekliyorlar. Karantina günleri pek için nasıl geçiyor? Son soru olarak bunu sormak isterim. Yeni şarkılar var mı? Neler yapıyorsunuz? Onunla dinleyelim sizden. Yani moral yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hepimiz zor durumdayız o anlamda ama bir şekilde yaşıyoruz. Tabii ki üretimler devam ediyor. Yeni şarkılar tabii ki var. Biz bu platform için çıkaracağız onları da. Ve belki de birkaç daha şarkı olacak. Belki İsimsiz Orkestra Peyk'in bir şarkısını söyleyecek. Belki orada bir Noland'den Kamil Hacıyev onu seslendirecek. O tip şeyler var. Yani 10, 15, 20, 30 ne kadar şarkı birikirse hepsini yükleyeceğiz. Ve sonra diyeceğiz ki bakın işte böyle bir platform var. Buyurun siz de katılın. Bir şeyler yapın, yardım edin. Sonuçta siz de var olun burada. Sonuçta o bir şarkının gelirinin peyke büyük bir faydası olmayacak yani. Ama böyle bir şeyde binlerce şarkıya dönüşebilecek bir tane şarkı olabilir. Daha anlamlı olur. Böyle bir şey yapılırsa hepimiz için en azından moral olarak bir çoğunluk olduğumuzu düşünüyoruz. Örgütlenme adına bir umut olabilir. Ben açıkçası bunu diliyorum yani herkesten yani. Bunu duyurmasını ve buna sahiplenmesini. Bu sonuçta bizim projemiz değil yani. Umarım bu ses ekranlarından da pek çok kişiye ulaşır ve dediğim gibi bu albüm gerçekleşir. İrfan Bey çok teşekkür ederim. Umarım yakın zamanda sizin konser sahnesinde yeniden karşılaşmış oluruz bugünler bitince. Herkes sağlıklı kalsın. Herkese sağlıcakla kalın diyorum ben de. Evet, Peyk grubunun solisti, sevdiğimiz gruplardan Peyk'in solisti İrfan Alaş'la konuştuk. Sektör durma noktasında ve sanatçılar zor durumda. İrfan Bey dedi ki evlerinden taşınmak zorunda kalacak, evde yalnızca soğan kavuran sanatçılar var dedi. Gerçekten bağımsız sanatçılar için, sanat emekçileri için. Yalnızca sanatçılar da değil, sesçiler, sahne emekçileri. Zor bir dönem ve Peyk'in bir çağrısı var, diyor ki bir albüm hazırlansın. Bunun geliri bundan sonra her zaman ihtiyacı olan sanatçılara, müzisyenlere aktarılsın. Ve hatta bu bir sendikaya, platforma dönüşsün dedim. Müzik alanıyla ilgili konuşmaya devam edeceğiz. İkinci konuğumuz müzik yazarı Murat Beşer olacak. Ama ondan önce sizin için bir derleme hazırladık. Karantina günlerinde müzik her zaman yanı başımızda oldu ve bazı unutulmaz anlar yaşadık. İşte müzikle buluştuğumuz o unutulmaz anlardan kısa bir derleme, sonrasında yayına devam edeceğiz.
Salgın nedeniyle evlerine kapananlar birçok ülkede balkonlardan, pencerelerden şarkılar söyleyerek moral buldu. En fazla ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan İtalya'da insanlar salgına Bella Ciao söyleyerek direndi. İtalya, Nazi işgalinden kurtuluşun 75. yıl dönümünü de Bella Ciao şarkısıyla kutladı. Bir işçi şarkısı olarak doğan Ezgi, 2. Dünya Savaşı sırasında faşizme direnen partizanların marşına dönüşmüştü. İtalya salgınla boğuşurken birçok ülkede müzik gruplarıyla şarkıyı seslendirerek İtalya'ya desteklerini gösterdi. Sırbistan Ulusal Tiyatrosu Orkestrası onlardan biriydi. Eğer bir sanatçının komşusuysanız, karantinada balkon performansları başka bir anlama kavuşur. İspanyol tenor José Carreras'ın komşuları o şanslı insanlardandı. Sanatçı evinin balkonunda arya söyledi. Carreras kayda alınan görüntülerinde Verdi'nin Nabucco operasından bir arya seslendirdi. Bir komşusu sosyal medyada şöyle yazdı. José Carreras'ın komşusu olduğunu ve bu performansa şahit olduğunu hayal et. Üç tenor konserleriyle de tanınan opera dünyasının güçlü seslerinden José Carreras, 2017'deki son dünya turnesi kapsamında Türkiye'ye de konuk olmuştu. Dünya Sağlık Örgütü ve Global Series'in işbirliğiyle Lady Gaga küratörlüğünde düzenlenen One World Together at Home dayanışma etkinliği tüm dünyada internet ve televizyon üzerinden canlı yayına milyonlara ulaştı. 18 Nisan'da yayınlanan ve 8 saat süren konserde Paul McCartney, Steve Wonder, Elton John gibi yıldızlar müzikseverlerle buluştu. Dünyadan sağlık çalışanlarının mesajları da konser sırasında izleyicilere aktarıldı. Buluşma Lane Lane, Andrea Bocelli ve Celine Dion'un performansıyla sona erdi. Nisan Dünya Caz Günü caz yıldızlarını buluşturan online bir konserle kutlandı. All Star Global konserinde Marcus Miller, Igor Batman, Yon San Nah gibi sanatçıların ardından Didi Bridgewater, Diane Reeves ve Joey DeFrancesco dinleyicilerle buluştu. 30 Nisan 2011 yılında UNESCO tarafından dünyanın her köşesinden insanları birleştiren caz müziğini kutlamak ve cazın kökenleri hakkında bilgilendirmek amacıyla Dünya Caz Günü ilan edilmişti. Mayıs İşçi Bayramı, 1 Mayıs her evde, her yerde sloganıyla sanal konserle kutlandı. Disk, Kesk, TMOB ve Türk Tabipleri Birliği tarafından düzenlenen konser YouTube üzerinden yayınlandı. Türkçe ve Kürtçe şarkıların seslendirildiği konsere katılan Cahit Berkay, özgürce nefes alabildiğimiz bir toplumsal düzen özlemiyle sizler için çalıyorum, sevgi emektir diyerek Ağrı Dağı efsanesini yorumladı. Kardeş Türküler, Bandista, Ozbi, Erdal Güney ve Revşan konserin katılımcıları arasındaydı. 1 Mayıs konserini binler izledi. Ekmek, adalet ve özgürlük için. Evet, karantinada yaşadığımız aklımızdan çıkmayacak müzik buluşmalarından küçük bir derleme sunduk size. Müzik her zaman yanımızda. Müzik susmuyor elbette. Ve bu alanı, bu alanlama sorunlarını da konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi müzik yazarı Murat Beşer ile beraberiz. Murat Bey merhaba. Merhaba.
Güzel bir ara verdik, güzel buluşmaları izledik. İsterseniz buradan devam edelim. Çünkü büyük toplumsal olaylarda, isyanlarda, ayaklanmalarda müzik hep yanımızda oluyor galiba. Şimdi de öyle. Siz neler söylersiniz? Evet, şimdi olağanüstü günlerden geçiyoruz. Dolayısıyla hayatın her alanı, yani sanatın her alanı çok fazla etkileniyor. Müzik de doğal olarak bunlardan bir tanesi. Belki de hayatımızda en fazla müzik dinlediğimiz günlerden oluşan bir zaman dilimi geçiriyoruz. Yani normal zamanlarda, korona öncesi belki de kişi başına düşen müzik miktarı bu kadar fazla değildi. Çünkü mütemadiyen evde olduğumuz için yapacağımız işler sınırlı. Kitap okumak, film seyretmek, işte müzik dinlemek gibi. Yani eskisinden daha fazla albüm dinliyoruz belki, ama bir de işin tabii yaşamla alışverişinin, yani korona öncesindeki günlerde paylaştığım müzik ruhuna tamamen tezat bir durum oluşturduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunu gerçekten soracaktım. Geçenlerde Moğolların çok sevdiğimiz üyelerinden biri Taner Bey, Taner Öngör dedi ki, ben dedi evde oturup tek başına rock'n'roll yapan bir sanatçı tanımıyorum. Hem sanatçılar için, müzisyenler için olağanüstü bir durum. Tek başına bir şey yapıyorsun. Çünkü rock'n'roll dedi kesinlikle kitleseldir, kolektiftir. Hem de bizim için online konserler dediğiniz gibi hiç olmadığı kadar konser izliyoruz, film izliyoruz, müze geziyoruz mesela. Çılgınca, ama bunların hepsi online. Neler söylersiniz gerçekten bu konuda, bu kolektifliğin kitleselliği değiştirmesi anlamında? Çok iyi niyetli teşebbüsler, olması gereken şeyler bunlar. Yani eldeki imkanlarla ancak yani bu kadar paylaşılabiliyor. Ama bu bizim bildiğimiz manada müziğin kolektif ruhuna uygun bir paylaşım şekli değil. Çünkü müzik kalabalık ortamlarda omuz omuza yaşanan bir toplumsallık içinde kolektif bir duyguyla icra edilen, paylaşılan bir biçimdir. Yani internetteki online konserler ya sanatçıların tek başına olduğu ya da en fazla bir enstrümanın kendisine eşlik ettiği formatlarda gerçekleşiyor. Veya birden fazla müzisyen aynı anda işte online oluyor, fakat birbirlerini görmeden, o birbirleriyle yan yana, birbirlerinin gözlerine bakarak çalma duygusundan çok uzakta çalıyorlar. Bu da müziğin bizim alışkın olduğumuz o ruhundan çok uzakta bir şey gerek. Ben dolayısıyla yani bu tip konserleri çok iyi niyetli, evet olması gereken ama arzu ettiğimiz ruhtan çok uzak buluyorum. Bu konuyla ilgili aslında merak ettiğim bir şey de var, size sormak isterim. Söylediğiniz gibi belki bilet parasını alamayacağımız, paramızın yetemeyeceği sanatçıların şimdi bilgisayarımızın başında da olsa izleyebiliyoruz. Ya da Metropolitan Operası gibi, Royal Opera House gibi belki gerçekten biletini alıp gidemeyeceğimiz büyük opera evlerinin kayıtlarını ulaşabiliyoruz artık. Hepsi halka açık bir hale geldi. Peki hayat normale dönse diyelim, salgın bittiğinde ve bu kapılar kapansa, dinleyici bunu kabul eder mi dersiniz, yoksa neler olur? Şöyle ki evet, yani konser biletine, fiyatına gücümüzün yetmeyeceği sanatçıları internet ortamında canlı izliyoruz, doğru. Ama biz para ödemediğimiz için o sanatçı da para almıyor. Yani bunu da düşünmek zorundayız. Dolayısıyla bu model sosyalizm değil. Yani biz para ödemiyorsak, sanatçı para almıyorsa, bu paylaşımın bir sınırı vardır ve bir yere kadar süreceği aşikardır. Bu da yani bilmiyorum, korona sonrasında insanlar alışkın oldukları şekilde yine bedava müzik izleyecekler mi, canlı olarak izlemek isteyecekler, o nedenle de konserlere gidecekler mi, gitmeyecekler mi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var ki bu süreçte müzik dünyasının tüm emekçileri işsiz kaldı ve müzik üretmek sorununun yanında, yani ondan çok daha ciddi bir biçimde geçim derdi ile boğuşmak mecburiyetinde kaldı. Biraz önce Pekin solisti İrfan Alış'la da bunu konuştuk. Gerçekten çok zor durumda olan sanatçılar, müzisyenler ya da sanat emekçileri, müzik emekçileri olduğunu söyledim. Siz müzik tarihi araştırmalarıyla da tanıyoruz sizi, bu konudaki yazılarınızla da. Müzik alanı gerçekten örgütlülüğün az olduğu bir alan bildiğimiz kadarıyla. Sormak isterim, geçmişte nasılmış,
gelecekte nasıl? Bugün mesela, bugün çok konuşuyorum, bir bildirge şahit olduk. 2000'den fazla tiyatrocu bir araya geldiler ve tiyatrolarımızı yaşatalım diye bir bildirge yayınladılar mesela. Aynı şey müzik alanında olabilir mi ya da neden olmuyor? Şunu bilmek lazım ki yani korona öncesinde de müzisyen camiasının önemli bir çoğunluğu zaten çok ciddi bir geçim sıkıntısıyla baş başaydı. Yani ben içlerinde enstrümanının zirvesinde oturan bazı dünya çapındaki müzisyenlerin bile geçim sıkıntısını çektiğini, işsiz olduğunu, iş bulmakta zorlandığını çok iyi bilirim. Yani pek çoğunu yakından tanık olmuşumdur. Bu oldukça arttı tabii korona günlerinde. Şimdi tabii bu bir dünyada sektör, bizde piyasa, alan, ne diyeceksek diyelim. Neticede içinde sadece müzisyenleri barındıran bir camia değil. Yani bunun ışıkçısı, sesçisi, fotoğrafçısı, gazetecisi, güvenliği, barmeni, menajeri, onlarca farklı alanda iş yapan emekçisi var. Bunların tamamı işsiz kaldı. Yani dolayısıyla iki sorundan bahsetmek mümkün burada. Bir tanesi bütün bu camiadaki insanların, tüm emekçi kesimlerinin geçim sorunu. Bir ikincisi de yani işini sanatıyla sürdüren insanların bu provalardan eksik kalması. Yani korona günleri geride kaldıktan sonra bazı müzisyenlerin çalma şekillerinde, performans güçlerinde ben bazı değişikliklerin de olacağını düşünüyorum. Bu da evde belki tek başına çok daha fazla prova yapma imkanı bulmuş olacaklar. Bu artı bir şey ama bir yandan da birlikte çalma yetisinde, yani tıpkı futbolcular gibi düşünün. O yeşil sahaya inemedikleri sürece o birlikte çalma duygusunda bir eksilme ve bir performans eksikliği gözlemlenecek mutlaka. Bu da zamanla kapatılacak olan bir şey. Peki son olarak şunu sormak isterim. Zaten hep müzik alanının dijitalleştiğinden bahsediyorduk. Artık müzik dijitalleşti, bu alana mahkum oldu diyorduk. Salgın günlerinde, karantinada bu daha da arttı ister istemez. Peki salgın bu süreç ne kadar süreceğini de bilmiyoruz tabii. Müziğin geleceğini dediğiniz gibi sanatçıları etkileyebilir ama bizim dinleme pratiklerimizin ya da üretilen eserleri nasıl etkiler dersiniz? Şüphesiz bu süreçten sonrasını net olarak eksiksiz bir biçimde kestirmek çok kolay değil. Ama bazı şeyleri öngörmek mümkün. Bunlardan bir tanesi bilhassa yeni kuşak müzisyenlerin müzik tarzında bir takım değişikliklerin olacağı. Bir kere ruh haline, ruh gücüne yansıyacak olan bir şey bu. Çünkü müzik omuz omuza, kanlı canlı bir biçimde insanların birbirine yaslanarak ürettikleri, bir de yaşamın içinden beslenen, konularını yaşamdan alan bir sanat dalı olduğu için şimdi yaşadığımız bu korona günleri her şeyden izole ve her şeyin dijitalize olduğu zamanlar. Ve bunlar doğal olarak müziği de etkileyecek. Müzik daha kişisel, daha yalnızlıkçı, biraz daha sound olarak da dijitalize olmuş, insanların daha kendi ev imkanlarıyla tek başına hallettikleri bir yere doğru temayül edebilir. Bu da müziğin kolektif ruhu ve kolektif sound'u açısından bir daralmaya sebep olabilir. Yani müziğin ruhu değişecek ve korona günlerin sonrasındaki günlerde müzik biraz daha yalnızlıkçı ve karanlık bir hale gelebilir. Peki son soru demiştim ama bir soru daha eklemek isterim. Tabii ki albümler yayınlanmıyor, konserler yok. Müzik yazarları için süreci sizin özelinize sormak isterim. Çünkü tamam belki online yayınlar devam ediyor ama pek çok şey durduğu için sizin hayatınızda etkilendi mutlaka. Bir de müzik yazarlığı kısmını sormak isterim. Vallahi bu soru için çok teşekkür ederim. İşte 35-40 yıllık müzik yazarlığı hayatımda bu soru bana o kadar az soruldu ki. Hele korona günlerinde hiç sorulmadı. İlk defa soruluyor. Çünkü müzik yazarının adı yoktur bizim memlekette. Biz müzisyenler için dara düştükleri zaman her şeyi yaparız. Tabii ki seve seve yaparız. Bundan sonra da yapmaya hep hazırız, yapacağız. Ama müzik yazarları için yani bir yaşam alanı yok, bir kazanç kapısı yok. Yani çoğunlukla biz yazıları sevdiğimiz müziklere hizmet olsun, sevdiğimiz müzisyenlere hizmet olsun diye yazıyoruz. Bundan bir gelir elde ettiğimiz yok. Neticede ailemizi başka bir şekilde geçindirmeye çalışıyoruz.
Müzik yazarı için değişen, yani benim için değişen şey şu ki ben konserleri çok özlüyorum. Çünkü bu konserlere hayatı süzmek ve hayatın oraya nasıl yansıdığını, insanlar arasındaki ilişkinin nasıl husuyla geldiğini biraz edebiyatçı, biraz da müzik yazarı gözüyle filtre edip yazıyı aktarmaya çalışıyorum. Şimdi bu ortamdan çok mahrum kaldığım için öncelikli olarak bu konserleri özledim. Bir daha ne zaman o eski şaşalı omuz omuza kanter içinde konserleri izleriz bilmiyorum ama neticede internetten bir online konser izleyip bu izlenimi gazeteye yazmayı hiç aklımdan geçirmedim. Yani böyle bir şeyin olacağını da zannetmiyorum. Çünkü yani internetten izlediğim online konserde beni cezbedecek ve insanlara anlatacağım çok enteresan bir şey olacağını zannetmiyorum. Maalesef bütün büyük müzik buluşmalarım ertelendi dedim. Önümüzdeki yıla ertelendi. Hatta bu yıl belli ki onlarda bir araya gelemeyeceğiz ama umarım ki en azından önümüzdeki yıl söylediğiniz gibi güzel konserlerde, büyük konserlerde bir arada oluruz. Murat Bey çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Evet, son olarak Murat Beşer'le, müzik yazarı Murat Beşer'le konuştuk. Dedi ki bu süreç elbette ki sanatçıları, müzik emekçilerini etkiliyor. Onların hayatlarını ekonomik anlamda çok zorlaştırıyor. Ama bunun sanata da yansımaları olacak dedi. Pek çok müzisyenin çalışları değişebilir dedim. Müzik değişebilir dedim. Daha yalnız, daha karanlık müziklerle karşılaşabiliriz. Öyle şarkılarla karşılaşabiliriz önümüzdeki dönemde dedim. Ve müzik yazarlarını da unutmayın dedim. Kültür servisini tamamladık. Bu hafta da böyle. Haftaya görüşmek üzere. Sağlık diliyorum sizlere.